edeceksin beni. Aslan'ın bulunması onun meselesidir. Hangi mevkide olduğunu öğrendik. İnşallah sağ salim kurtaracağız. İnşallah. Eyvallah. Bir an önce ayağa kalkmaya bakasın Ali Yer Bey. Alplerimiz fütuhat için sabırsızdır. Ayağa kalkıp fırsatımı tutabilirsem. Nice seferler bizimdir Ertuğrul Bey. Bu yarayla başka yiğit olaydı. Ayağa kalkamazdı Ali Yer Bey. Lakin senin maşallahın vardır. İnşallah tez vakitte ayağa kalkacaksın. İnşallah. Rabbim hep beni cennetine layık görmeden canımı almasın diye hep dua ettim. Bakalım bu fani dünyadan ne vakit göçüp gideceğiz. İnsanı ölümden eceli korur derdi İbn-i Arabi Hazretleri. Beyim, bir misafirimiz vardır. Selamun aleyküm. Şükür kavuşturana. Bir müddet bu fakiri misafir kabul eder misiniz? Şeref duyarız. Buyurun. Yol yürümek zor iştir. Doğru yolu yürümekse er işidir. İnsanın en büyük ihtiyacı ise yolda yürüyeceği yoldaşlarıdır. Ne mutlu size birbirinize yoldaş olmuşsunuz. Rabbimiz Ali İmran suresinde der ki, ey müminler, Allah yolunda karşılaştığınız zorluklara sabredin. Kafirlere karşı birbirinize kenetlenip, onlardan daha güçlü ve dirençli olduğunuzu gösterin. Azimli kararlılıkla Allah yolunda yürümeye devam edin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki umduklarınıza kavuşup korktuklarınızdan emin olasınız. İlahi kelama muhatap olmak ne büyük bir lütuftur Adem olduğu için. Rabbimiz bizi muhatap alıp Hazreti Kur'an'ı indirmiş. Lakin Müslümanlar onu idrak etmemek için, anlamamak için direnirler. Halbuki Rabbimiz Yüce Kitabında der ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve sürelerinin uzayıp kısalmasında Allah'ın kudret ve azametini gösteren nice delil vardır ki, bunları ancak aklı selim ve sağduyu sahibi kimseler anlayabilir. İnşallah biz de aklı selim kullarından oluruz. İnşallah. Rabbimiz o salih kulları için Yüce Kitabında şöyle der. Rableri Allah onların bu yakarışlarına şöyle karşılık verdi. Sizden erkek olsun, kadın olsun. Hiçbirinizin emeğini karşılıksız bırakmayacağım. İmanları uğruna hicret edenler, sırf mümin oldukları için yurtlarından kovulanlar, benim yolumda zulme uğrayanlar, yine bu yolda kafirlerle çarpışanlar ve çarpışırken öldürülenler var ya, İşte ben onların hata ve kusurlarını yok sayıp affedeceğim. Üstelik onları içinde derelerin çağladığı cennetlere yerleştireceğim. Böylece onlar Allah katında çok büyük bir mükafata nail olacaklar. Şüphesiz en güzel mükafat Allah katındaki mükafattır. Onun için
Bağışlayacağınız yiğitlerim, çektiğiniz bunca çile boşuna değildir. Vakti gelince bir mükafat sizi bekler. Doğum toprakta filizlenmek için nasıl gün sayarsa, hem de siz de diriliş için öyle gün sayarsınız. Bir gün doğum topraktan filizlenip koca bir çınar olacak. Öyle ulu bir çınar ki inşallah gölgesi tüm cihana yayılacak. Bunca düşman, bunca zalim varken biz nasıl büyüyeceğiz efendim? Rabbim yine Ali İmran suresinde der ki, bu müşriklerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları seni yanlış düşüncelere sevk etmesin. Çünkü onlar bu dünyada basit ve kısa süreli bir zevk ve sefa sürecekler. Sonunda varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir yerdir o cehennem. Kader gayrete aşıktır. Dile gayret, gönüle gayret. Pusata gayret, akla gayret. Beyler Bey'i Ertugrul Bey'e gayret. Hadi be. Kim bilir?
atılan bantısı hakkında konuşmaya geldim tekrar Vasilius. Demek bantısı için gel.
senden mi? Ölüm şerbet gibi geliyordu bana. Sözler ettin ya. Ayrıl. Zindanım sen olmuşsundur. Açık kapıyı.
tekrardan zindana gitmek istemiyorsan git. Thank you.
hala birbiriyle konuşmaz hayvanım. Haydi bakalım. Hadi herkes işinin başına. Haydi.
Destur var mıdır? Gel Acar Bey, gel. Ne havadisler vardır, de hele. Havadisler kötüdür beyim. Ne oldu? Aliyar Bey, gözlerini açmış. Vaziyeti de iyiye gitmekte. Thank you.
cesedin çıkar. Yürü! Thank you.
yapacaksın? Thank you.
sağ olasınız. Ertuğrul Bey ve Alper'i sayesinde buradayım. Allah hepinizden razı olsun. Halime Hatun, yolunuzu kırmışlığım olduysa affola. Aslan! Şükürler olsun döndün. Hoş gördük Yenge. Oral abim nerededir? Odadadır. O da seni görünce çok sevinecek. Nasıl olsa bir kurtaran çıkar diye. Perişan oldu. Perişan olan Ali Ar abimdir. Beni kurtarmak için canını hiçe saymıştır. Sen ne dersin Aslıhan? Abin de o tuzakta cenk etti. Asıl tuzak orada değilmiş Yenge. Onu anladım. Ama ben hepsini bozacağım. Yemin ederim hepsini bozacağım. Kızım. Ve bunların konuşmanın vakti yine de yeridir. Günlerden kaçsın bilirim. Hatunlar sana bir şeyler hazırlasın. Hem dinlen hem de karnım doyurum. Sağ olasın. Hamza'ya ver lan. Yoktur beyim. Şükürler olsun. Seni bir kez daha gösterdi bana. Ertuğrul Bey, bu yiğitliğini asla unutma. Bana Aslan Hatun'u getirdin ya. Gözümdeki değerin kat be kat artmıştır. Çok şükür ki Aslan Hatun kurtuldu. Lakin henüz işimiz bitmedi Emir Saadettin. Hele bir Vasilyos ona gelsin. Onunla konuşacaklarımız vardır. Ertuğrul Bey her şeyi anlattı. Beni kurtarmak için yaptığınız her şeyi bilirim. İkinize de müteşekkirim. Sen benim hatunum olacaksın Aslan. O vakit sana canımı veririm. Bilesin. Burada işimiz bittikten sonra Ali Ar abimi görmek için kayı olmasına gideceğim. Ali Ar hakkındaki fikirlerin değişti yani.
nasip etsin bana. Bak aslan Ert. Yakında Konya'ya gideceğim. Sultanımızı görmem lazım. Saati çok iyidir beyim. Hele ki kardeşini kurtardığını duyunca yüzüne kan gelmiştir. Ben Ertuğrul'a ne kadar ayağa kalkacaktır evvelallah. Ben de ahvali bildirmek için ters sana geldim. İyi etmişsin artık bey. Ben de seninle emir saadetin hakkında konuşmak isterim. Beyim, bu emir saadetinin mülaki hali benim gibi seni de tedirgin eder. Bilirim. Edebilmek için sana mahkum olduğunu anlamıştır. Bilesin ki oralara sırtını dönmek mecburiyetinde kalacaktır. Ona güvenilmeyeceğini bilir. Urallah ittifakı sadece bu toprakları değil, kendi kellesini de tehdit eder Artuk Bey. Başarısızlığı halinde sultanımızın kellesini isteyeceğini bilir. Basilius'la sulhü koruyamayacağını da bilir. O yüzden başka çaresi yoktur. Cenk kaçınılmazdır. Suriye'de olduğu kadar Cenk'te de bizimle birlikte olmak mecburiyetindedir. Adaletin ve adaletsizliği dize getirdim beyim. Peki ya sonra? Sonra ne olacak? Bugün böyle. Yarın her şey değişir artık bey. Köpek sadece bu topraklar için değil, devletimiz için de büyük bir tehdittir. Adımlarımızı daha dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Hele Ural'da hayattayken. Basilius pazara geldi beyim. Onun tekfurluğunu yaraşır şekilde karşılayacağız. Aslan'da vurulacak efendim. Ertuğrul'un ruhunu pazara elinden aldığım için her türlü deliliği yapacaktır. Bana istediğimi altın tepside sunacak. Yani savaşı. O yüzden dikkatli olun. Emredersiniz efendim. Ertuğrul Bey'imle Emir Hazretleri sizi bekler tekrar Basülüs. Thank you.
adetinle alışveriş etmek istemişsin. Utanmaz seni. Ben de seni pazarımın terazisinde tartmak istedim. Bakalım şerefin kaç okka edermiş.